Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaşadığı talihsiz kazanın ardından sahnelere hızlı bir dönüş yaptı. Ünlü sanatçı bayramın ilk günü Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Şıklığı ve zarafetiyle büyüleyen güzel sanatçı hayranlarına unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı. Sana yok bir diyeceğim, bir daha nasıl seveceğim, bir kale içip gideceğim, kalmam sonra. Yoğun istek üzerine sahnede yarım saat fazla kalan Yaşar, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum, hoş geldiniz. İyi bayramlar. Kıbrıs'tayız, ne dersiniz? Kıbrıs'tayız hep beraber. Vallahi çok mutluyuz, bayramın ilk günü. Çok heyecanlı, mutlu, sahnedeyiz. Buradan ben yarın başka bir sahneye gidiyorum. Çok şık gördük sizi, kıyafetiniz oldukça güzel. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bayağı bir emek var. Vallahi işte amor sağ olsun, işleye işleye. Bunları açık demiyoruz biliyorsun, gayet kapalı hatta kıyafetler. Her sahnesine özenle hazırlanan ünlü sanatçı, sevdiği kıyafetleri artık birkaç kez daha giyeceğini belirtti. Her sahneye de bayağı özeniyoruz. Evet. Her sahne için özel kıyafetler. Ya yani şimdi biz önceden biliyorsunuz bir kıyafeti birkaç kere giyebiliyorduk arkadaşlar. Ama hem bu sosyal medya hem tabii basına birçoğunda her zaman demeç veriyoruz. Seyircimize de izleyicimize de tabii ki saygımız var. Yeni kıyafetler bize de farklı heyecanlar veriyor aslında. Ben her kıyafette ayrı heyecan duyuyorum, ayrı mutluluk duyuyorum. Ama işte bu devirde bu elbiseleri birkaç kere daha giymek lazım. Ben de birkaç kere giyeceğim. Hele böyle sevdiğim parçaları gerçekten birkaç kere giymek istiyorum. Ebru Yaşar 5 yaşındaki ikiz çocuklarına sadece bayram gibi özel günlerde çikolata yemelerine izin verdiğini anlattı. Nasıl geçiyor sizin için bayramlar? Çocuklarla beraber. Aslında çok güzel geçti. Yani dün Arife günüydü. Çocuklarımızı aldık, biz sokağa çıktık. Onları böyle bir öğlen yemeğine götürdük. Tabii çok heyecanlanıyorlar. Yani dışarıda olmak onlara böyle değişik bir dünya gibi geliyor. Yani hele pandemide çok evdelerdi falan. O yüzden çok yani eğleniyoruz onları gözlemlemek. Sonra bugün anneanneye, babaanneye, işte dedelere teslim ettik. Biz gidiyoruz dedik. Babayla beraber çıktık, buraya geldik. Onlara böyle el öpmeyi falan öğrettik. Gelenek görenekler öğrendi. Tabii ki canım, harçlık verdik. İşte bir çikolata verdik ki ben çikolata falan yedirmiyorum ama bayramdan bayrama işte çocuklara birer çikolata verdim. Sonra hemen beni gönderdiler çünkü anneannesi, dedesi gelecekmiş. Ellerini öpeceklermiş, çikolata yiyeceklermiş. Onu öğrendiler. Heyecanla bizi gönderip onları beklediler yani. Onlara bayramdan bayramıyorlar herhalde çikolatayı. Ben yedirmiyorum aynen, yani yedirmemeye çalışıyorum. Böyle doğum günlerinde, işte bayramlarda, özel günlerde böyle bir pasta keyfi yapıyoruz. Ne kadar geç öğrenseler, ya tabii ki yiyecekler ama ne kadar geç öğrenseler. Oğlum zaten düşkün değil ama kızım her şeye düşkün yani. Yaşar'a yazın gelmesiyle beraber hayranlarının kendisinden yeni şarkı beklediği hatırlatıldı. Yaz da başladı. Bir şarkı var mı? Biz neler bekliyor? Bir hazırlığınız var mı? Yeni çıkardım. Bir durun arkadaşlar. Daha 3-3,5 ay falan oldu. Yeni biliyorsunuz Burak'la Kurtuluş'la düet yaptık. Yani ben zaten yaptırdım. Yani düet yapıldı. Ayağım kırıldı. Evdeydim. Tadını çıkaramadım. Herhalde yapmayacağım ama yeni bir klip, eski albümden yeni bir klip gelecek. Geçtiğimiz günlerde ayağından ikinci kez küçük bir operasyon geçiren Ebru Yaşar, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Geçmiş olsun diyelim bu arada. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Nasılsın? Geçti inşallah, inşallah geçti. Her şey yolunda. Topuklu giymek korkutuyor mu artık sizi? Yeni yeni başladım bakın, bu ilk topukluğum. Yani şu an hala çok küçük bir topuklu. Ama düz ayakkabılarla da çıkıyorum. Bu arada düz ayakkabıyla da çıkmak gayet hoşuma gitti. Yani hem rahat hem çok daha böyle hoş duruyor.
arada yani topukluyla başlayıp düz ayakkabılara geçiyorum. Değişiklik oluyor, güzel oluyor. Bir halı markasının yüzü olan ünlü sanatçının rol aldığı reklam filmi büyük beğeni topladı. Reklam filmi de güzel oldu. Güzel geri dönüşler alıyorsunuz. Evet, çok. Yani devam gelecek. Firmayla alakalı evet çok güzel bir işbirliği oldu. Onlar da çok memnun kaldılar. Önemli olan tabii ki bizler oynadık ama onların karşılığını alması ve memnun kalmaları. Onunla alakalı da çok güzel geri dönüşler almışlar. Çok mutluyum. Evet, devamı gelecek. Ebru Yaşar, son dönemde Aleyna Tilki ve Gülşin'in iddialı sahne kostümleriyle ilgili başlatılan polemiğin içinde yer almak istemediğini belirtti ve isteyen istediğini giyer dedi. Son dönemde sanatçılar sahnelerinden, şarkılarından çok kıyafetleriyle böyle konuşulur oldu. Siz evet, de belli işte şarkı yapmasak mı acaba? Yani şarkılar yapmasak mı acaba bilmiyorum ama. Yani sahne herkesin aslında nasıl istiyorsa öyle olması gerektiği bir yer. Kim ben böyle mutluyum, böyle sahnedeyim. Onlar öyle mutludur, öyle sahnededir. Ama bazen bir şeyler söylüyoruz, çarpıtılıyor biliyorsunuz. Sizler böyle bazen cımbızla çekmeyi de çok seviyorsunuz. İyi sahneler o zaman teşekkür şimdi. Ederim. İyi bayramlar. Sağ olun. Ebru Yaşar, Ramazan bayramının ikinci akşamı ise Maslak'ta hayranlarıyla buluştu. Yaşar yine güzelliği ve şıklığıyla göz doldurdu. Yoğun ilginin yaşandığı gecede Yaşar, eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla unutulmaz bir bayram akşamına daha imza attı. Yaşar'ı izlemeye gelenler arasında ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da vardı.